Merhaba arkadaşlar Falım Astroloji kanalına hoş geldiniz. Kova ve yükselen kovalar için 2022'de neler yaşayabileceklerini hep birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatırken kahve falı baktırmak isteyenler Instagram'dan Falım Astroloji sayfasından ulaşabilirsiniz. Yıldızname baktırmak isteyenler de Damla Hanım'a damlanur, Hanım damlanur Alt Remedium Instagram ve TikTok'tan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kova ve yükselen kovalar zaten kova çağındayız ve müjdeli haberler de gündeminizde olacak. Ee, burası kazançları çok fazla gözüme sokuyor arkadaşlar da şöyle de bir durum var. Etrafınızdaki insanların da nankörlüğüyle uğraşacaksınız bu dönem. İnsanların yani çok güvenemeyeceğinizi aksine onlarla belli bir mesafede kalmanız gerektiğini işaret ediyor. Özellikle kan bağından olan kişiler konusunda bu dönem daha uyarıcı bir süreçten geçeceksiniz. Bunu yaparken de kısa bir yolun ağzından gelen bir haber, bir kayıp haberi sizi biraz üzebilir ama hani çok da kırgın olduğunuz bir kişinin haberini alacaksınız. O yüzden biraz buruk bir veda olacak bu durum. Diyorum ya aile ilişkileri o yüzden biraz sallantıda gözükebilir. Yolun ağzından gelen iki tane kısmet var ama bunlar miras yoluyla gelecekler. Daha öncesinden gelmesi gereken bu miras konuları şimdi gündeme tekrardan gelecek. Ve bir kadın eliyle alacağınız iki parça halinde toplu para girişiniz olacak bu konuyla ilgili. Geçmişte size sırtını dönen bir akrabanızdan iki konuda yardım alacağınız ya da size yardımcı olmak isteyeceği bir süreciniz var. Etrafınızda hani Kova burçlarının bir sert bir çizgisi vardır her zaman için. Kendilerini koruma altında alırlar ama bir taraftan da çok duygusal bir durumları vardır. Onu hep gizlemek için kullanırlar bunu. Bu çizgiyi biraz aşacaksınız. Yani o sınırlar mantıkla duygusallık arasında çok fazla gidip geleceğiniz bir süreciniz var. Özellikle ilk aylarda. Akrabalık ilişkileri bu konuda sizi sınav verdirirken kendi çekirdek ailenizde de yanlış anlaşılmalardan kaynaklı olaylarla yüzleşmek durumunda kalacaksınız. Aile bağlarınızdan bir kişiyle tartışabilir veya bu kişiyle görüşmek istemediğinizi düşünebilirsiniz ya da böyle bir konuşma geçebilir. Bu sizi biraz üzecek, olmaması gereken cümleler kurmak sizi sıkacaktır. Daha şimdiden bazı tartışmalar yani Diyeceksiniz ki ölenme var da biz miras konusunda uğraşıyoruz diyeceksiniz ama gündeminiz yine daha bu ölüm vefat veya miras konusu gündeme gelmeden ilerinin kavgasını yapmakla alakalı bir durum var. O yüzden anlaşıldığınızı düşünmediğiniz yani insanın sizi karşınızdaki kişilerin sizi anlamadığınızı düşündüğünüz yorucu bir süreç bekliyor sizi. Bu süreci atlattıktan sonra zaten devlet işle ilgili bir mahkemelik veya sıkıntıda olduğunuz bir konuyla ilgili e, rahata kavuşacaksınız. Mart-Nisan ayları sizi biraz bu konuda maddi anlamda sıkabilir fakat arkasından da büyük bir ferahlama da sizi bekliyor olacak. Küçük küçük kısmetleriniz var fakat geldiği gibi gidecekler. Yani bütçeyi dengelemekte biraz zorlanabilirsiniz özellikle ilk aylarda. Anahtarınız çıkmış büyük bir anahtar size sanki elinize tutuşturulan bir anahtar ferahlığa kavuşacaksınız. Aile bağlarınızdan uzaktan gelen bu nazar veya sizi sıkıntıya sokulacak sözlerle ilgili yıldızınızın düşük olması sebebiyle yılın ortasında sıkıntılar yaşayacaksınız. Bu dönem bol bol dua etmenizi veya insanların gözlerinden bazı şeyleri paylaşmama, kendinize saklamayı deneyebilirsiniz bu konuda dolayı. Ee, diyeceksiniz ki benim neyime nazar değiyor ama bu dönem özellikle yılın ortasında çok fazlasıyla nazara geleceksiniz arkadaşlar. Avucunuzun içerisine aldığınız bir konu. Sizin için çok umutlu, mutlu, olumlu gelen bir şey. Ee, bazı insanlara zarar verebilecek nitelikte o yüzden kullanıp kullanmama konusunda bu gücü, Düşüneceksiniz şöyle bir şey bazen bazı konularda bencil davranmak benim istediğimin oldu, olmasını e, dilemek daha mantıklı olabilir. Her zaman için etrafınızdakileri düşünürken zarar görebileceğiniz durumlar da var. Bu da böyle bir durum sizin için faydalı olan bir şeyi kullanmaktan alıkoymaya çalışacaklar. E, ama siz bunu kullanmalısınız ve kullanacaksınız da gözüküyor. İş ve kariyer anlamında bazı e, değişikliklere gideceksiniz. Olduğunuz ortamda hoşlanmıyorsunuz ya da uzun süredir aynı işte çalışan kişiler bu dönemde değişikliklere gidecekler. Maddi konularda biraz sıkıntılar yaşayan Kova burçları özellikle bunu çözüme kavuşturmak için daha fazla kazanacakları iş yerleri tercih edecekler. Aynı zamanda ek gelir sağlayacak konulardan dolayı da kendilerine yeni bir fırsat kapısı açmaya çalışacaklar. Sağlık konusunda bazı sıkıntılar yaşayan e, kova burçları bu dönem e, sağlıklarıyla ilgili bir süre tedavi görmek durumunda kalabilirler. Geçmişten sırtınızı döndüğünüz bir kişiyle tekrardan görüşmeniz, bu kişiyle bir oturup anlaşmaya varmanız var. Yani ya siz onu yanlış anlamış olacaksınız ya da o sizi e, yanlış anlamış olacak. O yüzden tekrardan iletişime geçeceğiniz bir süreciniz gözüküyor. Hayatınızda olmaz dediğiniz ya da yapmam dediğiniz bir şeyi yaparken bulacaksınız aslında. Kova burçları bu dönemi bu şekilde çetin geçirmesinin sebebi değişime ayak uydurmak istememeleri. Ben karakterimden taviz vermem dediğiniz noktada aslında çoğu şeyin sizin değişime uğramanızla alakalı olduğunu fark edeceksiniz. Eskiden o kadar fevri davrandığınız konulara artık daha yumuşak geçişler sağlayabilirken bulabilirsiniz kendinizi. Diyeceksiniz ki ben daha öncesinde böyle yapıyordum ama bu artık değil. Yani eskilerin bir deyimi var ya yaş kemale erdi. Bu dönem aslında en çok kullanacağınız cümlelerden birisi de bu olacak. Değişim kova burcunda hızlı bir şekilde gelişecek. Yani özellikle Kasım Aralık'tan itibaren değişime başladığınız 2021'in Kasım aralığından itibaren değişime başladığınızı ancak e, 2022'nin ortalarına geldiğinde fark edeceksiniz. E, bunu da e, bazı insanlar o her zaman gösterdiğiniz toleransı ya olur geçer dediğiniz kısımda artık yeter dediğinizde insanların tepkilerinden anlayacaksınız. Bazı görünen yüzü Farklı olan arkasından e, farklı 200 yüzlü insanlarla ya yeter artık bu kadar iki yüzlülük ben buna katlanmak zorunda mıyım cümlelerini kuracaksınız. Sezar'ın hakkını Sezar'a verirken bulabilirsiniz kendinizi yani. Hanenizin içerisinde sevinçler var. Uzun süreli e, hanesinde bebek beklentisi olan ya da çocuk sahibi olmak isteyen kova burçları bu dönemde özellikle yılın sonlarına doğru bu konuyla ilgili sevinçli haberler alırken e, çocukları olan kova burçları çocuklarının başarılarıyla ilgili sevinçlerde yaşayacaklar. Zafer çığlığı atacaksınız hanenizin içerisinde. Büyük bir şans oyunundan veya bir toplu para girişiyle birlikte sanki bütün sıkıntılarınızdan kurtulduğunuzu hissedeceksiniz. Özellikle Kasım ayında gözüken yani Ekim-Kasım gibi gözüken bir durum bu. Kutu içerisinde hanenize büyük bir eşya girişiyle de ferahlayacağınız bir süreç var. 2021 Kova burçları için değişimin başlandığı daha öncesinden de başladı ama köklü değişimlere başladığınız dönem olarak gözüküyor. Bunu da aslında bilinçli olarak yapmadınız. Fakat e, gökyüzü olayları sizi değişime sürükledi. Olayların bakış açısı yapılışı diyeceksiniz ki olayların şekli değişti ben de değiştim. Ama zaten zamanı gelmişti. Siz de bunu yapıyorsunuz. Nazar halinizin içerisinde hemen bekliyor ama. Burada bir baykuş gibi sizin zarar etmenizi bekleyen düşmanlarınızla da yüzleşeceğiniz bir süreç var. Bu kadar çok düşmanım mı vardı diyeceksiniz. Evet vardı fakat siz bunları görmezlikten geliyordunuz ki kan bağınızdan olan kişilerle e, sessizden yaptığınız savaşı açık ve aleni bir şekilde yapacaksınız. Yani sen bana bu kadar zarar verdin şimdi bunu mu bekliyorsun benden diye cümleler kurabilirsiniz. Geçmişte bana bunları yaşattın. Şimdi ben de e, sana bunları yaşatacağım cümlelerini de kurabilirsiniz ama insanlara zarar vermek yerine onları hayatınızdan çıkarmayı tercih edeceksiniz. Hayatınızın geçmişinde e, bir yerde kalp kırıklığı yaşayıp sizi sıkıntıya sokan bir olayla ilgili sanki bir tamir dönemi var. Yani o dönemde size bu zararı veren ya da böyle bir Olayla e, sıkıntıya düşüren kişiyle bir yüzleşmeniz var. Sen bana bunu yaptın ve ben bu şekilde yaşamak durumunda kaldım dediğiniz cümleler kuracaksınız. O da size bunun sebebini anlatacak. Bazen affetmek diyorsunuz ya, affedip onun yükünü üzerinizden atıp hayatınızdan çıkarmak sizin için en kolay olduğunu fark edeceksiniz. Bu dönem aslında yapılan kişi yapılan şeylerin insanların yaratılış gereği, fıtratı gereği yaptığını fark edip bu kişi zaten zararlı normalde bunu bana değil de başka birisine de yapabilir. O yüzden bu kişinin kendi yaptığı bir şeyi ben suçla suçunu çekmek durumunda değilim deyip hayatınızdan çıkacaksınız. Kendinizle barışacaksınız az yani çok bu ıı, Kova burcu. Bunu yaparken de kendi hatalarınızla da Elinizde sanki bir ayna tutup ben buyum bunları yaptım şurada şu hatam var deyip yüzleşeceğiniz bir dönemden geçeceksiniz. Kova uçları bu yüzden belki de değişimi köklü bir şekilde sancılı hissedecek. İki konuda dileğiniz var arkadaşlar bu dönem iki dilekte kapısı açık bir vaziyette sizi bekliyor bir de iki parça halinde toplu para girişleriniz olacak değişim hem maddi hem manevi olacak yani bu dönem ve size çok güzel haberler biraz sancılı olacak ama sonu güzel olacağı benziyor. Evet 2021'de sıkıntılar hepimiz için geçerliydi. 2022'de sağlık, huzur, mutluluk, bol kazançlar, bereketli kazançlar ve umutlarımızın daha çok olacağı bir yıl temenni ediyorum hepimize. Ailemizle e, sağlıkla mutlulukla gülümseyişlerimizin olacağı daha güzel bir yıl temenni ediyorum. Kova ve yükselen kovalar için 2022'de neler yaşayabileceğini hep birlikte baktık arkadaşlar. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.